Merhaba, yeni bir Nahiv videosuyla sizlerle beraberim. Konumuz Enva'ul Haber, haberin türleri. Buradaki haber tabii ki gazete haberi değil arkadaşlar. Buradaki haber nedir? İsim cümlesinin haberi. İsim cümlesi var ya, hani onun haberi farklı şekillerde oluyor. Şimdi bunu bir şema olarak bir görelim. Haberi üç şekilde inceleyeceğiz. Birincisi müfret haber. İkincisi cümle haber. Üçüncüsü şibhi cümle haber. Müfret haber nedir peki? Eğer haber cümle değilse, bak cümle değilse, yani isim cümlesi, fiil cümlesi değilse, şibhi cümle de değilse, o zaman müfret oluyor. Buradaki müfret, tekil anlamında değil. Yani buradaki müfret tesniye ve cemi olmayan değil. Buradaki müfret neymiş? Buradaki müfret cümle olmayan ya da şibhi cümle olmayan demek. Tamam? Hemen müfret haberden başlayalım arkadaşlar. Müfret haberi misalle başlayalım. Mesela el hadaiku bahçeler cemiletül manzar, manzarası güzeldir. Bu cümlede şimdi önce kelime çevirisi yapalım. El hadaiku bahçeler cemiletü güzel, el manzar manzarası güzeldir. Yani bahçelerin manzarası güzeldir. Arkadaşlar burada el hadaiku mübteda. Cemiletü haberdir. Cemiletü kelimesi haber. Yani önce mübteda mı haber mi anladık mı? Anladıysanız o zaman cemiletü kelimesine bakın. Habere bakın. Sadece habere bakın şu anda. Sadece habere bakalım. Şöyle yapalım bir dakika. Mübdedayı sildik buradan. Sadece habere bakın şimdi. Cemiletül manzar ne demek? Manzarası güzel demek. Cemiletü kelimesi şey mi peki? Cümle mi kardeşim? Değil. Şibhi cümle mi? Değil. Şibhi cümle ne peki? Harfi cerden sonra gelen isimle beraber harfi cer. Harfi cer ve devamındaki isim. Tamam mı? Neymiş? Harfi cer ve devamındaki isim. Bu şibhi cümledir. Hemen bir misal yazalım şuraya. Diyelim ki fil medrese. Tamam, görüyor musunuz? Fil medrese. Bu bir şibhi cümle. Harfi cer ve devamındaki isim. Ya da zarf. Zarf ne demek? Zaman ya da mekan manası ifade eden kelime. Mesela emame, önünde, halfe, arkasında, sabaha, sabahleyin mesela. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Bunlar da şey oluyor. Zarf oluyor. Bunlar da şibhi cümle sayılıyor. Şibhi ne demek şibhi? Cümlemsi, cümleye benzeyen demek. Cümleye benzeyen, tam cümle olamamış demek. Tamam mı? Tam cümle değil bunlar. Yani bağımsız cümle sayılmıyor bunlar zaten. Bağımsız cümle iki tane. Fiil cümlesi, isim cümlesi. Burada fiil medrese bir tane daha örnek verelim. Diyelim ki ilel beyt. Harfi cer ve devamındaki isim neymiş demek ki? Şibhi cümle ya da zarf. Şibhi cümle deyince bu yapıları bileceksiniz. Başka bir şey bilmeyeceksiniz yani. Kafayı kurcalayacak bir şey yok. Ya harfi cer ve devamındaki isim ya da zarf. Zarfı da bilmen lazım. Sabaha, nehara, gündüz mesela. Tamam. Bunlar da zarflar. Bunlar şibhi cümle. Cümleyi bilirsiniz zaten. Cümle, isim cümlesi, fiil cümlesini herkes bilmesi gerekiyor zaten. Çünkü çok geçen bir şey yani ve temel bir mesele. Bu tekrar misale dönecek olursak. Cemiletü kelimesi. Cemiletü kelimesi. Cümle mi? Değil. Şibhi cümle mi? Değil. Yani o zaman ne oluyor? Müfret oluyor. Müfret. Haberin türü nedir? Müfrettir burada. Devamındaki de muzafun ileyhtir. Muzaf ve muzaf ne olması onu ne yapmıyor? Cümle haber yapmıyor. Anladınız mı bilmiyorum. Yani burada böyle. Müfret habere bir misal verdim. Mübteda haber. Şuraya bakalım. Hiye orası. Mekanun lirrahati. O bir rahat mekanıdır. Şimdi burada hiye nedir? Hiye mübteda. Mekanun haberdir değil mi? Hemen habere bakıyorsunuz. Hiye'yi kaldıralım. Mübteda yazısını da silelim buradan. Sildik. Mekan kelimesine bakın. Haberin kendisine. Bu. Mekan kelimesi. Cümle mi arkadaşım? Değil. Şimdi cümle mi? Değil. O zaman müfret haber oluyor işte. Tamam mı?
Müfret haber buyur. Müfret haber. Müfret buradaki müfret ne demek değilmiş demek ki? Tekil demek değil. Tekil demek değil. Yani size şöyle misal vereyim. Mesela müptedayı yazarım tekrar. Müpteda diyelim. Buraya bir tane huma diyelim bak. Huma. Huma mekanani diyeceğiz değil mi buraya? Peki bu durumda haber yine müfret mi? Evet. Buradaki müfret tesniye ya da cemi olmayan değil arkadaşlar. Buradaki müfret nedir? Cümle ya da şibh cümle olmayan demek. Haberin buradaki tesniye olması onu cümle ya da şibh cümle yapmaz. Haberin türlerini görüyoruz şu anda biz. Mesela cemiye örnek vereyim mesela. Mekanın çoğulu nedir? Emakin. Ne diyeceğiz buraya? Hiye diyeceğiz yine. Çünkü gayrı akılsız olduğu için akılsızın müfredi ne oluyor? Müfred müennes hükmünde. Hiye emakinül irraha bakın. Emakin cemi olmasına rağmen haber yine müfred sayılıyor. Acaba anladınız mı bilmiyorum. Evet, müfred haber böyle. Geldik şimdi cümle habere. Cümle haberi de ikiye ayırıyoruz. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Burada bir özellik varmış. Neymiş? Bu isim cümlesi ve fiil cümlesi müptedaya dönen ne içerirlermiş? Bulundururlarmış. Bir zamir bulundururlarmış. Bu çok önemli işte. Bunların içerisinde müptedaya dönen bir zamir olacak arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz şimdi. Misalleri de göstereceğim sizlere. Bakın şimdi geldik misalimize. Buradayız. El hadaigu bahçeler, hevauha o bahçelerin havası nakiyyun temizdir. Şimdi. Önce el hadaigu mübteda. Bunu biliyorsunuz. Hevauha nakiyyun. İkisi beraber haber demişiz. Bakın burada. Nasıl ikisi beraber haber oluyor? Eğer tek başına haber olsa bir tek kelimeyi haber yapabilir miyiz? Yapmaya çalışalım. Sadece hevauha'yı yapsak. El hadaigu bahçeler. Hevauha o bahçelerin havası. Ne olmuş? Bakın nakiyyunu almayınca bu müpteda bu tek başına haber olmuyor. Sade nakiyyunu alalım. El hadaiku nakiyyun. O da olmuyor. Niye olmuyor? Mana olarak bahçeleri temizdir diyebilirsin ama bir kere nakiyyun müfret müzekker. Bu müfret bu müennes akılsız olduğu için müfret müennes. Ha diyeceksin ki efendim cinsiyet yönünden uysa olur mu? Yine olmaz. Mesela biz buraya nakiyetün desek. Buna haber deseniz o zaman aradaki bu ne olacak? Buna da bir şey demeniz gerekiyor. Bir şey diyemiyorsunuz. Dolayısıyla burada haber nedir? Her ikisi beraber haber arkadaşlar. Peki manası ne? Bahçelerin havası temiz. Sizi şöyle bir şey Türkçe mantıkla düşünürseniz yanıltacak. Diyeceksiniz ki ya burada bahçelerin havası isim tanımlaması. Ama bakıyoruz burada isim tanımlaması yok. Arkadaşlar anlamı öyle. Anlamını Türkçe bile çevirebiliyoruz. Tamam yani anlamı sizi aldatmasın. Bu bir şimdi haberi tek başına inceleyelim. Hadi bakalım. Buyurun. Haberi şimdi tek başına inceleyeceğiz. Müptedayı cümleden kaldırdık. Haberi tek başına inceleyelim. Şimdi bu haber kendi başına bir cümle mi acaba? Bakalım. Şey yapalım. Şurayı da silelim. Bahçelerin kelimesini. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Onun diyoruz. Onun havası temizdi dedik. Haber kendi içerisinde bir cümle oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bakın. Heva-u mübdeda haber. Heva-u mübdeda haber. Ha da nedir orada? Zamir. Mübdeda ne olması gerekiyordu? Yani mübdeda ve haber özelliklerini taşıyor mu bunlar? Taşıyor. Heva-u mübdeda nakiyyun haber. Ha zamiri de mübdedayı marife yapmış. Mübdeda marife olması gerekiyordu. Olmuş. İrabları aynı. Sayı ve cinsiyet yönünden bu haber buna uymuş. Görüldüğü gibi ne oldu? Mübdeda ve haber. Haber şimdi isim cümlesi oldu. Haber isim cümlesi olduğunda ne olacaktı? Mübdedaya dönen bir zamir içerecekti değil mi? Mübdedayı gösteren. Bakalım var mı burada? Bu ha zamiri nereye dönüyor? Hadayık'a dönüyor. Bakın o da var. Evet böylece olay tamamlandı. Haberi tek başına inceledik. Gördüğünüz gibi kendi içerisinde isim cümlesi. Bütün isim cümlesi şartlarını taşıyor. Doğru bir isim cümlesi yani. Haber burada isim cümlesi oldu. Ve ha zamiri buna döndü. Dikkat edin haberin kendi içerisinde. Şimdi burada iki tane cümle var burada. İki tane cümle var. Bir, bu büyük cümle. Müptedası haberi soran. Bir de bu cümle içerisinde haber de kendi başına bir cümle. İki cümle var. Birisi ana cümle, biri yan cümlecik. Haber cümleciği. Tamam mı?
Bir de şu nakiyün kelimesi havaya uyuyor sayı ve cinsiyette. Niye uymuyor? Hadayika uymuyor. Niye? Çünkü onun haberi değil. Onun haberi burası olduğu gibi hadayıkın haberi. Şimdi burada şöyle bir soru olabilir. Haber müptedaya sayı ve cinsiyette uyacak. Bu nasıl uymuş? İşte buradaki uyum neyle sağlanıyor? Şu zamirle sağlanıyor. Bu cümlenin içerisindeki bu zamir ne yapıyor? Bu cümleyi buna bağlayarak uydurmuş oluyor. Tamam. Geldik şimdi fiil cümlesine. El etfali çocuklar yel abune oynuyorlar. Burada da fiil cümlesi haberi öğreneceğiz. Burada el etfali müpteda yel abune haber. Önce şu karışıklığı giderelim. Herkes Türkçe mantıkla düşününce yel bunu fiil cümlesi zannedecek. Hayır, bu fiil cümlesi değil. İsimle başlayan bir cümle. El etfal müpteda yel abun haber. Haberin fiil olması onu bu cümleyi isim cümlesi yapmaz. Arapçada cümlenin türü baştaki kelimeye göredir. Türkçede ise yüklemin türüne göre. Türkçe düşünmüyoruz burada. Arapça düşünüyoruz. Arapça dil bilgisine göre, göre düşünüyoruz yani. Bu müpteda bu haber. Diyeceksin ki bu fail değil mi? Hayır, fail fiilden sonra gelir. Burada fiil var. Fiilden sonra olacak. Bu müpteda bu haber. Tamam, burada anlaştık. Şimdi gelelim. Haberi kendi başına değerlendirelim burada. Bakalım haber tek başına bir cümle oluyor mu? Müptedayı buradan olduğu gibi kaldırdık. Yel abuneye bakalım. Yel abunede buradan özneyi silelim. Evet. Oynuyorlar. Hatta onlar diyelim. Onlar oynuyorlar. Şimdi bak. Türkçesi zaten cümle. Arapçasına bakalım. Arkadaşlar her fiil tek başına bir cümle olur. Bir yerde bir fiil gördünüz mü o bir cümledir. Peki fiilin faili var mı? Burada var. Yela bu ne? Vav. İşte şuradaki vav fail. Nun da ref alameti. Beş fiilden olmuş bu. Beş fiili muzariden nunu sübutu. Ref alametiydi. Bakın fiil var, fail var. Buyurun cümle işte. Haber ne olmuş? Cümle olmuş kendi başına. Haber cümle olduğunda, fiil cümlesi ve isim cümlesi olduğunda ne oluyordu? Müptedaya dönen bir zamir içeriyordu değil mi? O zamiri bularım şimdi. Evet, şuradaki vav kime döner? Etfale döner. Tamam. İşte şuradaki vav bunun faili. Burada da fail hem fail hem de müptedaya dönen zamirdir. Çok güzel. El estigâ'u yetehaddesun cümlesinde yine el estigâ'u müpteda yetehaddesun haber. Haber kendi içerisinde yetehaddesun fiili muzari bir fiil cümlesi faili vav. Bu vav nereye dönür? Müptedaya döner arkadaşlar. Şibi cümle habere bakalım. Şibi cümle ne demekti? Harfi cer artı mecrur isim ya da zarf olacaktı. Zarf olana örnek veriyoruz burada. El ettuyur fevgal eşcari. Kuşlar ağaçların üzerinde diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar haber nedir? Fevga kelimesidir. Ve zarf. Mekan bildiriyor. Zarf. Sade haber olarak bunu alıyorsunuz. Eşcarı almıyorsunuz. Muzafinleyhi haber olarak almıyoruz. Tamam mı? Sadece fevgayı alıyoruz ve haber şibhi cümle. Burada herhangi bir zamir içermesi diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bunu buraya yazdık. Zamir içermez. Bu zamir içeriyor bu ikisi. Nereye dönen? Müptedaya dönen zamir için. Peki şibhi cümle haberden ismi harfi cer mecrura misal el ailatu fi kulli mekan aileler her yerde. Burada el ailatu müptedan müptedadır. Fi kulli haber. Mekanda kullinin muzafın lehidir arkadaşlar. Muzafın lehleri habere da, müptedaya da, habere de, faile de dahil etmiyoruz. Muzafın lehlere sadece muzafın leh diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Muzafın leh burası. Tamam. Şimdi konuyla ilgili alıştırma ve metine bakalım şimdi. El hadaikul amme parklar. Alıştırmaya geçmeden tekrar bir daha özetleyelim konuyu. Haber üç türlüdür. Müfret haber. Müfret burada ne demekti? Şu cümleye de şimdi cümle olmayan. Cümle haber iki türlü. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Bunun özelliği nedir? Müptedaya dönen bir zamir içeriyor. Şibhi cümle haber car mecrur ya da zarf oluyor. Zamir içermiyor. Tamam. Şimdi şey yapalım. Tes'al hukumatu ila neşril hadaikil ammeti fil mudinil kubra. Hükümetler büyük şehirlerde parkları yaymaya çalışıyor. Bu tes'a fiil cümlesi olduğu için burada isim cümlesi yok. Geçelim. Fel hadaiku cemiletül manzar. Evet, el hadaiku müpteda cemiletü haber, müfret haber. El manzari de muzafun ileyhtir. Bahçeler güzel manzara. Ve heva uha nakiyun, oraların havası nakidir. Heva u müpteda nakiyun haber. Burada haber nakiyun nedir? Müfret haberdir. Değil mi? Müfret haber yani
cümle dışı bir cümle değil. Vehiye mekanu lirrahati. Vehiye onlar rahatlama yeridir. Mekanı burada haber, müfret haberdir. El ezharu fihi mütefettihatun. Evet, el ezharu mübteda mütefettihatun haber. Haberin türü nedir? Müfret haberdir. Değil mi? Ve tuyuru fevgal eşya. Kuşlar ağaçların üzerinde. Burada da et tuyuru mübteda fevga haberin türü nedir? Şibhi cümledir zarf olduğu için. Vel uşbul ahtar yugattil arza. Yeşil ot arzı örtüyor. Burada şimdi vel uşbu mübteda, el ahtar mübtedanın sıfatı, yugatti haber, haberin türü nedir? Fiil cümlesidir. Fiil cümlesi haber, mübtedaya dönen zamir içeriyordu. Yugatti'nin faili nedir? Yugatti'yi kapatıyor. Ne? El uşbul ahtarı gösteren huve zamiri. Zamir, gizli zamir var burada. O halde burada haber fiil cümlesi ve mübtedaya dönen, uşba dönen gizli bir huve var. Gördük mü? Tamam. Yahrusu kethiru minen nas ala ziyadeti el hadaiqil ammeti fi eyyami icazeti icazeti ve fi evkatil feragi. Evet. Çoğu insan tatil günlerinde ve boş vakitlerde parkları ziyaret etmek istiyor. Fiil cümlesi yahrusu fiille başlıyor. O yüzden ta boş virgüle kadar devam ediyoruz. Lizalike bu yüzden temteli ül hadaiku bizzü var. Parklar ziyaretçilere doluyor. Bu da bir fiil cümlesi. Fel ailatu fi kulli mekan. Evet, ailat mübteda fi kulli haber. Bunu şibhi cümle misallerde gösterdim. Vel etfalu yel abun. Çocuklar oynuyor. El etfal mübteda yel abun haber. Haber fiil cümlesi. Vav buradaki vav hem fail hem de etfale dönen zamir. Alel uşbi yeşillikler üzerine. Vel besmetu ala vücuhihim. Yüzlerinde tebessüm. Tebessüm yüzlerindedir. El besmetu mübteda ala vücuhi haber. Haberin türü de nedir? Şibhi cümledir. Harf-i cer mecrur. Vel estigau yetehaddesun. Arkadaşlar konuşuyorlar. El estigau mübteda yetehaddesun haber. Haberin türü nedir? Fiil cümlesidir. Ve yedhakun bu da vav atıf harfi. Yedhakune ma'tuf yetehaddesüne bağlanıyor. Ve yebka züvvar fil hadikati ba'dal vakt. Ziyaretçiler bahçede biraz kalır. Fümme daha sonra yerci'une ila büyütim. Evlerine dönerler. Ve gad emzav evkaten saideten. Mutlu vakitler geçirmiş bir halde. Burada ne yapacağız? Mübtedalar haberleri buluyoruz. Türlerini söylüyoruz. Ramazan. Kırmızı renkli kelimeler mübtedadır burada. Mavi renkli kelimelerde haber. Bakın müfret. Şimdi dikkat edin buraya. Bak cümle isim cümlesi. Ta'mu hu leziz. İkisi beraber. Ve hu zamiri de portakala dönüyor. Yiste'inu fiil cümlesi. Faili huvedir. Müslüme döner. Alel gusni. Şibhi cümle. Harfi cer mecrur. Muhlisun. Dikkat edin buna. Muhlisun. Müfret. Diyeceksin ki cemi. Ama biz dedik ki buradaki müfret tesni ya da cemi olmayan değil. Ne olan? Cümle ya da şibhi cümle olmayan dedik. Emame şibhi cümle zarftır. Savtuha mürtefi' aynı şunun gibi ta'muhu lezid gibi. Bu da isim cümlesi. Tuhafizu fiil cümlesi. Failihiye şurtaya döner. Burada türünü söyleyin diyor. Muhammedun hatemül enbiya. Hatemi burada haberdir. Türü müfret haber. Bakın muzaf, muzaf nef olmuş. Muzaf alıyoruz sadece. El hulefâ-ur râşidûn derken el hulefâ mübteda neşerû haber râşidûn hulefanın sıfatı neşerû fiil cümlesi. Hulefaya dönen vav var cemî vavı. Hukûkuham vâdıhatun derken isim cümlesi arkadaşlar. Hukûk mübteda vâdıha haber. Hâ zamir de mer'eye döner. Eddubâtu müşrifûn müfret haber. El müminül kaviyyü hayrun. Burada mümin mübteda hayrun haber. El kaviyyü de sıfattır. Müminin sıfatı. Bunu haber zannetmiyoruz. Hayrun haber burada. El zekatü min erkanil İslam. Min erkanı haber. Zekat mübteda. Şibhi cümle haber. Cer mecrur. Şöyle diyelim. Cer mecrur. Evet. Burada da salatü teravihe ba'de diyor. Ba'de nedir? Şibhi cümle zarf. Medine-i Riyaz şevari'uha vasi'a isim cümlesidir. Burada da şeyleri bulalım. Haberleri. En-Nebi mübteda evla haber müfret haber.
Ezvacuhu müpteda, ümmehatu haber, müfret haber. Ulul erham, ulu müpteda, erham muzafine, bazuhum evla bi bazın, isim cümlesi haber. Çünkü bakın zamir var, hum zamiri ulu'ya dönüyor. El kitabı ve kâne zâlike fil kitabı mestûra. Kâne'nin ismini biz müpteda diyoruz. Yani kâne'nin ismi de müpteda. Zâlike burada müpteda, mestûran haberdir. Müfret haber. Kâne ve kardeşlerini ayrıca göreceğiz. Ulaike müpteda, cezâuhum mağfiret haber ve isim cümlesi haber. Kuntum, kâne var burada. Kuntum derken tu, kâne'nin ismi, temennemine kâne'nin haberi. Fiil cümlesi haber, vav nereye dönüyor? Buradaki kuntumdaki tu'ya döner. Peki, ve entüm tenzurun derken, entüm müpteda, tenzurun haber, haber fiil cümlesi, vav entüme döner. Ellezine keferu, ellezine müpteda, keferu haber. Bir saniye, pardon, haber bu değil, özür dilerim, düzeltiyorum. Len tuğniye buradaki, len tuğniye anhum emmaluhum, burada haber bu. Burada, ellezine müpteda, keferu sıla cümlesi, len tuğniye anhum emmaluhum, fiil cümlesi haber. Bakın, tuğniye fiil, emmalü fail. Hum da ellezine'ye döner. Çok güzel. Burada ulaike müpteda, eshabu haber, müfret haber. Hum müpteda, halidun, müfret haber. Entüm müpteda, la tuzlemun, müfret haber. Yok, fiil cümlesi. Fiil cümlesi haber, pardon. Evet, bunu da geçiyoruz. Burada ne var? Şimdi diyor ki, veledi enamülüke tariyetü zeyyenet. Enamülüke zeyyenet. Enamülü müpteda, zeyyenet haber fiil cümlesi. Ondan sonra vechur rebi'i leden nida'i yehuşşu. Vechu müpteda, rebi'i muzafin ley, yehuşşu haber. Fiil cümlesi haber. Es subhu fil ufuk-ı şerqiyi kad zahara. Es subhu müpteda, kad zahara haber fiil cümlesi. Huve burkanun. Huve müpteda, burkanun haber. Müfret. Ve leylu yeci, ve leylu müpteda, yeci haber fiil cümlesi. Ve nuru yensabbu, ve nur müpteda, yensabbu haber fiil cümlesi. Ve digu gadsaha haber fiil cümlesi. Vel fülkü müşrikatun, müfret haberdir. Burada da burada verilen müfret haberleri cümle habere dönüştürüyoruz. Dikkat edelim şimdi. El etibba'u müteveccihun. Bu ismi fail değil mi? Bunu fiil muzari yaptığınızda fiil cümlesi haber olur. Yani yeteveccihun. Yeteveccihun diyeceksiniz. Devamı aynı. El cunudu aidun. Ne diyecek? Ne yapacağız? El cunudu adi yeudu ait. Yeudu ne diyeceğiz? Fiil muzari yaparsak fiil cümlesi haber olur. El buhayretu azbetül ma. El buhayretu. Şimdi buna dikkat edin. Eğer burada ismi fail vardı, fiili muzari yaptık. Onu fiil cümlesi habere dönüştürdük. Eğer haber isim tanımasından müteşekkilse, isim tanımasının muzafıysa, bak azbetül ma gibi, rahisus temen gibi, tamam mı? İkisini de göreceksiniz şimdi. Bunları isim cümlesi habere dönüştürüyoruz. Nasıl? Şöyle bakın. Müzafın ileyhi alıyoruz, ma'u diye başa alıyoruz. Sonra onun yanına müptedaya haber dönen zamiri koyuyoruz. Ha'yı, ma'u ha. Muzafı da en sona getirerek azbun diye haberi yapıyoruz. Dolayısıyla ne oldu? El buhayratu ma'uha azbun dedik. Tamam mı? Ma'uha azbun. Burada el buhayratu mübdeda, ma'uha azbun nasıl bir haber? İsim cümlesi haber. Değil mi? Ma'u mübdeda, azbun haber. Oldu. Şunun gibi, onu da aynı bunun gibi yapalım. Benziyor çünkü. Es-sevbu rahisus temen, ne yapacağız? Temeni buraya koyuyoruz. Temenu hu olacak tabii ki. Ha değil. Temenu hu rahisun diyoruz. Evet. Buradaki haber nedir? Haber. Temenu hu rahisun haber oldu. Ve isim cümlesi haber olduğunu gördünüz. Demek ki isim tanımlaması varsa isim cümlesine dönüştürüyoruz. Eğer şey varsa, İsmi fail varsa fiil cümlesine. Şurada da bak, buna benzer var. Es-süvarul efkan kethiru el adedi. Kethiru mübdeda muzaf, el adedi muzafine, kethiru haber burada. Ne diyeceğiz? Adeduhum kethirun diyeceğiz, değil mi? Evet. Es-süvarul efkan adeduhum kethir. Burada haber nedir? Adeduhum kethir isim cümlesi haberdir.
Ethuvarı mübteda, afgan da onun sıfatıdır. Demek ki böyle yapıyorsunuz. Mütevekkülü ne yapacağız? Yetevekkülü yaptık bakın. Ondan sonra şedide tünüş teşteddü yaptık. Teşteddü. Niye müennes yaptık? Çünkü hararet nedir? Müennestir. El hararetü teşteddü ve fiil cümlesi habere dönüştürdük. Burada da cümle haberi müfrede dönüştüreceğiz. Az önce yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Fiil muzarileri isim faile çeviriyoruz. İsim cümlelerinde isim tanımasına çeviriyoruz. Tegifü vagifetun. Essefinetü vagifetun dedik. Ondan sonra el camiatü eteruha kebirun. Ne diyeceğiz? Kebiratül eteri diyeceğiz. Bakın kebiratül eteri ter çevirdik. Kebiratü el camiatü mübteda kebiratü haber. El eteri muzafın lehtir. Haber mübtedaya uymuş bakın. Müfret haber oldu. Adeduhum galil ne olacağız? Galilu el adedi diyeceğiz. Değil mi? Galilu niye cemi oldu? Mühendisun mübtedaya uyduğu için. Yeşteddü ne yapacağız? Şedidetun diyeceğiz. Şedidun diyeceğiz. El gıtalü şedidun. Yeşteddü muzari ismi sıfat-ı müşebbehe yaptık. El kanaatü imtele'et. Bu da fiil-i mazide isim fail yapıyoruz. Fiil-i mazide isim fail yapıyoruz. El kaatü mumteli'etun diyeceğiz. El gasidü fehmu hasabu. Ne yapacağız bu isim cümlesini? İsim tanımasına çevireceğiz değil mi? Ne diyeceğiz? Sa'bu sa'betül fehmi. Sa'betü haber el fehmi muzafini. Es-şemsu eş-şemsu müşrikatun diyeceğiz değil mi? Tamam. El kitabani isim cümlesini ne yapıyorduk? İsim tanımasına çeviriyorduk. Vaziha el üslubi. Kitabani tesniye olduğu için bu da tesniye oldu. Ve müfret haber yaptık. Burada boşlukları dolduruyoruz. E'zâul mu'temeri akadû. Konferans üyeleri ilk toplantılarını yaptılar akadû. Üsttekilerden dolduruyoruz yani. El mugavemetü şedîdetün. Direniş şiddetlidir. İhtilal, işgale karşı. Mecelle ilgileniyor kültür haberleriyle. Cahil aduvun nefsi kendisinin düşmanıdır. Es-sefaratu elçilik fil hayyil cenubi. Güney mahallede, başkenti Güney mahallesinde. Er-reisani yeştemi'an. İki başkan toplanıyorlar. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için. Ed-dersu ders fehmuhu sabun. Anlaması zordur. Minel kitap kitaptan. El melaibu oyun alanları emame mebnel kulliye fakültenin binasının önünde. Burada boş eşleştiriyoruz. Es sahifetu vasiatul intişar. El huccacu yetufun. El utletu yevmel cumati. El decacu lahmuhu leziz. El Kur'anu masdarun liş teşri'il islami. El kerimu min kerem pardon kerim değil. El keremu min sıfatil arabi. El kehribâ'u min muhtere'atil asril hadis. El marizu haletuhu mutmainne. Kelimeleri sıraya koyuyoruz. El bitrol irtefe'at es'aruhu fissenematil ahira. Tabii ki müfteda isim cümlesi yapıyoruz yani. El keremu minel adatil marufetil arabiyye. Yine isim cümlesi. El cennetu tahte aktam bil ummehat. İsim cümlesi yaptık. Ondan sonra el asel yuaddi ila şifai kesir min el emraz isim cümlesi es sahafetu devruha azim ra'sul hikmeti mekhafetullah iza kana el kelamu min fizzatin fesukutu min el zahab fesukutu min el zahab min zahabin zahab kelimesi şeymiş nekreymiş. Tamam arkadaşlar. Şöyle bunu görecek şekilde getirelim. Tamam. Tamam geçelim diğer alıştırmaya. Burada ne istiyor bize? Sorular var. Sorulara cevap verirken bunları kullanacağız. Eyni yedrusu talip. Et talibi yedrusu fi camiatil melik. Bakın verdiği kelimeyi kullanıyoruz ama asıl mühim olan nedir? İsim cümlesini söyleyebilmek. Kalem nerede? El kalemi fevka. Şibhi haber. Mara ülke firriyat, riyat hakkındaki görüşün nedir? El riyadu şevari uha nazife vermiş zaten haberi burada. Haberi burada veriyor. Meta yezra'ul fellahul arz. Çiftçi toprağı ne zaman eker? El fellahu yezra'u erzaha fişşita. Yezra'ul erza diyelim. Erzaha değil de. Tamam.
Eynel kürsi, kürsü nerede? Sandalye, el kürsi, halife el mektebi, şibhi cümle haber. Burada fiil cümlesi haber oldu. Mara üke fi zeheb, altın konusundaki görüşü nedir? Ez zehebü si'ruhu mürtefi, fiyatı yüksektir. Misafirler nerede? El misafirun fil matar, havaalanında. Meta yaudu tullab ila biladihim, öğrenciler biladına, memleketine nasıl dönerler? Tullab yauduna fil icazete, ne zaman dönerler? Tatilde dönerler diyoruz. Tamam arkadaşlar, bu da tamam. Diğer alıştırmaya bakalım. Burada da verilen zamirlere göre cümleyi söylüyoruz. A'lene İslam'ı huma a'lena. Hum a'lenu. El mer'etu a'lenet. En nisa'u a'lenne. Olacak. Ente a'len. Ente a'lente olacak. Pardon. Enti demişim ben onu. A'lente İslam'ı entum a'lentum. Şimdi de İslam kelimesindeki zamirlere İslam'ı huma, İslam'ı hum, İslam'ı ha kadın olduğu için, İslam'ı hunne kadınlar, İslam'ı kesen, İslam'ı kum siz. Bir fiil daha var lahika. Lahika, lahiku, lahikat, lahikne, lahikte olacak burası. Burası da lahiktum arkadaşlar. Burada da ne diyor? Bakın burada mübdedayı vermiş, haber istiyor bizden. Ve parantez içine haberin türünü söylemiş. Tamam, ben yazdım buraya. Kırmızılaştıralım bunları. Eşşeceratu eğsanuha tabiyle isim cümlesi yaptım. El hakimu yazlimu fiil cümlesi. El ma'u barit nedir bu? Müfret. El kitabı emamen nafize. Şibü cümle zarf emame. El maridu şibü cümle car mecru fil müsteşfa dedim. Efendim. Muhammed'den sonra ne gelecekmiş? Cümle fiiliye yesteguz uyanıyor. Husam şibi cümle zarf. Husam halifel imam. İmamın arkasında. El immal işçiler isim cümlesi. El imaratu apartman pardon. İşçi, levnüha ahmer rengi kırmızıdır. Burada bir metin var. Metni okuyalım ve bitirelim. Zeynep bintü Muhammed'in, Muhammed'in kızı Zeynep. Zeynepül bintül kubra lir Resulü aleyhisselam. Zeynep, Resulü'nün büyük kızıdır, en büyük kızı. Zeynep burada müptedadır. El bintü haberdir. Kubra da onun sıfatı, müfret haber. Ummuha Hadicetü bintü Hüveylid. Annesi Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Burada ummu müpteda, Hadice haber. Haber burada müfret olmuş. Ve hiye eşrefü mraetin fi Kureyş. O Kureyş'teki en şerefli kadındır diyor. Hiye mübteda eşrefu haber, müfret haber. Tezevvecet Zeynep İbne Halitihel As ebnel Rebi'i. Zeynep halasının, teyzesinin oğlu As bin Rebi'i ile evlendi diyor. Fiil cümlesi burası. Vel asu mekanetuhu muhteremetun fi Kureyş'in. As'ın Kureyş'teki konumu yüksekti diyor. As mübteda mekanetuhu mürtefeutun isim cümlesi haber. Ve sümatuhu tayyibe. Onun süm'ası yani ünü iyiydi yani. İtibarı iyiydi. Sümatü mübteda tayyibe haber, müfret haber. Ve muru'etuhu yarifuha ehlül Mekke. Onun iyiliğini ehli Mekke, Mekkeliler biliyordu. Muru'etü mübteda yarifuha ehlü Mekke haber, fiil cümlesi. Ve yedkuruneha onu hatırlıyorlar yani onun mürüetini, iyiliğini daima bilmet evvel i'cabi beğenerek ve överek ve beğenerek. Ve Zeynep mines sabikat fil İslam. Zeynep İslam'a ilk girenlerden. Zeynep mübteda mines sabikat haber şibi cümledir. Hacerat ile Medine, Medine'ye göç etti ve zevcuha egame meal müşrikine fi Mekke. Kocası müşriklerle Mekke'de kaldı. Zevcu mübteda egame haber fiil cümlesi. Sümme alene İslam'ı huvele hekabil Müslümin. Daha sonra Müslümanı ilan etti ve Müslümanlara katıldı. Burası fiil cümlesi. Tamamen yani. Ayşe Zeynep'i me'azzevciha zevciyle kocasıyla yaşadı. Fil medineti, Medine'de amen kamelen bir sene. Fümme saru daha sonra meridat hastalandı ve tufiyet vefat etti. Ve hazine aleyhe Resul. Resul onun için üzüldü. Vel Müslümüne huzne eşeden ve Müslümanlar çok üzüldü diyor. Rahimallahu Zeynep. Allah Zeynep'i merhamet etsin. Ve rafi'a menzileteha ve konumunu yükseltsin cennetteki. O sabira bir kadındır diyor. Hiye mübteda imraetun haberdir ve türü de müfrettir. İsim cümlesi haberin türleri müfret habere misal
El ilmü nafi'un derken nafi, el camiatü kethiratu derken kethiratu. İsim cümlesi haber, hayruhu kethir. Burası. Fiil cümlesi haber, yeşrehani. Ondan sonra, şibi cümle zarf, fevka, car mecrur, fil camia. İsim diyor ki burada, haber cümle ismiye olduğu zaman ya da fiiliye olduğu zaman bir zamir açık. Zamirin, zahirin, ev müstetirin. Açık ya da gizli zamir içermesi lazım. Mübtedaya dönen. Misal, el-fâketu ta'muha derken ha zamiri. Rabıt. Et-tabibu yu'alicul merzatı yu'alicul nedir? Müstetir zamir var diyor. Evet arkadaşlar, konu bitti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.